Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Çok çalışıyorum ama bu çalıştığım kadarıyla notlarıma yansımıyor. Hocam ne yapacağım ben dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar merak etmeyin, sesinizi duydum ve yetiştim. Bir sonraki yazılılara bomba gibi hazırlanma fırsatı veriyorum. İzleyelim. Şimdi birçok arkadaşımız derslerini güzelce dinledi, belki notlarını da güzelce aldı ve sınav hazırlığını da güzelce yaptı ama bunların bir kısmı istediği notları maalesef alamadılar. Şimdi burada hiç kendimizi düşürme zamanı değil çünkü bazı yapacağımız şeyler bizleri ikinci sınavlarda çok güzel bir şekilde toparlayabilir. O yüzden şöyle güzelce bunları bir değerlendirme vaktinin geldiğini düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar, özellikle ortaokulu geride bıraktık ve sanki böyle bir anda liseye döndük gibi oldu. Ve lise dersleri biliyorsunuz ortaokula göre biraz daha detaylı ve öyle olunca oradaki taktiklerimizi burada kullandığımızda da sanki aynı başarıyı elde edecekmiş gibi düşünmüş olabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu durum aslında normal çünkü bu taktikleri kullanıp başarılı olan arkadaşlar var. Ancak bu taktiklerin işe yaramadığı durumlar da ortaya çıkabiliyor. Derslerin biraz daha detaylı olması, belki zorluk derecesinin de biraz daha yukarıda olması, bunların hepsi bizim için bir etken olabilir. Şimdi sevgili arkadaşlar, o zaman yapmamız gereken şey, biz çalıştık ama nasıl çalıştık? Bunu önce kendimize bir anlatmamız lazım. Sonrasında biz neyi daha iyi yaparsak sınav notlarımızı yükseltiriz. Şöyle bunu kafasına bir girmemiz lazım öncelikle. Bunu bir ifade etmiş olayım. Sevgili arkadaşlar, öncelikle sınav hazırlığınızda bazı arkadaşlarımız sadece ve sadece okuyarak çalışıyor. Konu anlatımlı kitabı açıyorsunuz veya defterinizi, sadece böyle yazılanları, anlatılanları okuyarak sınava girmeye çalışıyorsunuz. Bu bizim arzu ettiğimiz bir şey değil. Önemli olan bizim sınav çalışmalarımızı okuyarak değil, okumanın yanında yazarak da çalışmak. Yani orada yazılan şeyi tekrar kendi cümlelerinizle, kendi anladığınız gibi, sizin seçtiğiniz sözcüklerle tekrar çalışıyor olmanız bilgilerinizin daha kalıcı olmasını ve daha üretken olmanızı sağlar. Bu özellikle sözel derslerde oldukça işinize yarayacaktır ve hatta üretebilen, bir şeylerin üzerine başka şeyleri ekleyebilen öğrencileri ortaya çıkaracaktır. Bence böyle bir öğrenci olmanız sizin avantajınıza. O yüzden bunu özellikle dikkate almanızı isterim. Şimdi sevgili arkadaşlar, yazılılara hazırlık yapmak istiyorsanız ve bunu öyle çokça yorulmadan yapabilirsiniz. Şimdi okuldan eve geldiniz, mutlaka ama mutlaka sınavlar da yaklaşacağı için 3 tane 40 dakikalık çalışmaları şimdiden gündeminize almalısınız. Baktığınız zaman okuldan eve geldiniz, biraz dinlendiniz. 3 tane 40 dakikalık oturumu bana veremeyecek hiçbir arkadaşımız yoktur. Bu yüzden ilk önce geldiğinizde o günkü derslerin tekrarını ilk 40 dakikaya sığdırabilirsiniz. Sonrasında ikinci 40 dakikada mutlaka ama mutlaka 1 veya 2 dersten soru çözümü yapmalısınız. Baktınız ki soru çözmeniz gereken dersler sayısı bir hayli fazla. O zaman 3. oturuma da bunları sarkıtabilirsiniz. Ama mutlaka 3. oturumun bir kısmını da yanlış yaptığınız veya boş bıraktığınız sorulara vakit ayırarak tamamlayın. İşte bu 3 oturumu biraz evvel bahsettiğim şekilde tamamlayabilirseniz sizler için bırakın yazılıları 9. sınıfın bile muhteşem geçmesini sağlayabiliriz. Benden söylemesi. Evet, bir sonraki maddemiz denetlenmeniz. Sevgili arkadaşlar, çalışıyorsunuz ama doğru mu çalışıyorsunuz ya da nerelerde hata yapıyorsunuz bunu bilmiyoruz. İşte bunu bilmemiz için bizi birilerinin izliyor olması lazım. Bu konuda özellikle fikirlerine güvendiğiniz kimselere nasıl çalıştığınızı anlatın. Hatta ve hata yapabiliyorsanız onların yanında çalışın ve sizler onların yanında, onların gözetiminde çalıştığınız zaman denetlenmiş olursunuz ve alacağınız bazı dönütler çok daha iyi bir performans göstermenizi sağlayabilir. Belki ufak tefek dokunuşlar hayatınızı kurtaracaktır. O yüzden buna da özellikle dikkat edelim. Ve tabii ki bir sonraki maddemiz hayatınıza bir düzen, bir nizam, bir intizam getirmeniz. Sevgili arkadaşlar, buna özellikle ihtiyacımız var. Çünkü ortaokul sıralarından itibaren zaten sizlere bunları söylüyorduk. Şimdi lisede bunu çok daha iyi bir şekilde yapmaya ihtiyacımız var. Tekrar ifade ediyorum. Günde yüzlerce soru görmelisiniz. Kafanız o masadan kalkmamalı cümlesini kurmuyorum. Yapmanız gereken şey sorumluluk bilincine sahip olup o gün yapmanız gerekenleri çok da süreyi uzatmadan günde birkaç oturumla yapıp tamamlayıp sonrasında ertesi gün yine aynı şeyi yapmanız. Belki bu tempoda haftanın bir veya iki günü kendinizi boşa çıkarabilirsiniz. Bunda herhangi bir problem yok. Ama bir şeyi yapıyor olmanız ve bunu düzenli olarak yapıyor olmanız bence 9. sınıf başarınızı artırmanızda sizlere fayda sağlayacaktır. Özellikle bunu da gündeminize almanızı isterim. Evet sevgili arkadaşlar, sizler 9. sınıf başarınızı bu adımları takip ederek gerçekleştirebilirsiniz, artırabilirsiniz. Şimdi bakalım sizler bana neler söyleyeceksiniz merak ediyorum. Çünkü bir video izlediniz, artık hayatınız bu noktada nasıl bir anlam kazandı, neleri aldınız, neleri alamadınız, neler sizin fikrinizde, neler size uydu, neler uymadı, bunların da hepsini tek tek görmek isterim. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.